Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Bugün ülkemizin güzide şehri Kars'tayız. Kars tarihiyle, mimarisiyle, antik kentiyle, hani antik kenti, ülkemizin sahip olduğu muhteşem bir değer, muhteşem bir kültürel tarih. En eski Türkçe isme sahip şehir. Burada yaşayan Karsaklar buraya ismini veriyor, Kars oluyor. Divan-ı Lügati Türk, Kaşgarlı Mahmut yazdığı ilk Türkçe sözlüğünde de Kars'ı geçiriyor. Deve yününden yapılma kıyafet falan demekmiş. İlk durağımız, geç geldik biraz, Kafkas Cephesi Müzesi, Harp Tarihi Müzesi, Kanlı Tabya. Yavaş yavaş girelim. Hadi bakalım, gelin. Kanlı Tabya ile başlıyoruz. Kanlı Tabya binası 1800'lerin başında Osmanlı tarafından doğu sınırlarının korunması amacıyla inşa edilen 46 tane tabyadan bir tanesi. ...1828 yılının 5 Temmuz'unda 14.000 kişilik bir Rus ordusunun ansızın gece baskın yapması sonucu bu tabyada bulunan 500 askerimiz şehit olur. Ve bu kanlı baskın sonrasında tabyanın adı Kanlı Tabya olarak anılmaya başlar. Müzede Kafkas cephesinde yapılan savaşlar hakkında bilgiler, askerlerin mektupları, Sarıkamış şehitlerimizin anısına yapılmış olan Şehitler Yolu ve birçok eser sergilenmektedir. Müzeler genellikle tarihi eserleri sergiler. Ama bazı müzeler vardır ki adını tarihe altın harflerle yazdıran kahramanlıkları ve o kahramanlıkların altında yatan trajedileri sergiler. İşte bu müze tam olarak öyle bir müze. Efendim şimdi Kars sokaklarında dolaşıyoruz. Rehberin arkasına takıldık. Bakalım bizi nereye götürürse. Biraz da Kars'ın tarihini konuşalım istiyorum. Kars'ın yazılı bilinen tarihi Urartulara dayanıyor efendim. Milattan önce 3. yüzyıl civarları. Daha sonra Persler, birçok medeniyet derken 1064'te Alparslan Selçuklu geliyor, buraları ele geçiriyor. 93 Harbi 1877-78 Rus işgalinde ne yazık ki Kars düşüyor ve Rusların eline geçiyor. 1920'ye kadar Kazım Karabekir Paşa burayı geri alana kadar da Rusların elinde kalıyor. O yüzden o 40 yıl 50 yıl süresince burada Baltık mimarisinde yapılar inşa ediyorlar. Geniş caddeler, güzel binalar. Binalar ne kadar güzel değil mi Buket? Yani hani bu sanki Avrupa'da bir kent gibi. O yüzden Kars'ın kendine has bir evi var. 101 tane kalmış gün itibariyle burada. Bunlar böyle düzgün kesme bazalt taştan yapılıyor. Bir ya da iki katlı binalar. Kars'ın karakteristik yapısı olmuş artık yani, değil mi burası? Sarıkamış da biz de kaldığımız yerde lojmanlar vardı. Onlar da Rus binasıydı. Ruslardan kalma evleri. Böyle askeri lojmanlara çevirmişlerdi. Orada oturmuştuk ya. Çok güzeldi. Süper. Büyük böyle. Tavanlar kocaman. Rus mimarisi, Baltık evet. Mimarisi. Şimdi yerler buz bu arada, dikkat etmek gerekiyor. Kaleye doğru yürüyoruz. Şuradan göstersem görür müsünüz bilmiyorum ama şurada Kars Kalesi var. Hadi bakalım. Gezmeye devam. Turla. Bu video biraz ilginç oldu. Böyle oluyor. Nereye götürürlerse oraya gidiyoruz. Evet, şimdi Kars Meydan'da geldik Kümbet Camii'ne, Havariler Kilisesi. 10. yüzyılda buraların hakimi Bagratuni Hanedanlığı diye bir hanedanlık. Anide de konuşacağız bunu. Buraya 12 havariyi anmak için böyle bir Ermeni Gürcü Kilisesi inşa ediyorlar. Daha sonra 1064'te Alparslan buralara gelip alınca bu 12 havari kilisesini çeviriyor, cami yapıyor. Kümbet Camisi oluyor. Daha sonra ibadete cami olarak devam ediyor. Türkiye'de ender görürsünüz. Bakın minaresi yok bu caminin. Kars merkezde hemen yazının, kalenin orada gelirseniz görürsünüz. Güzel bir eser. Hadi bakalım şimdi bunu görelim. Müzik
gidince inanılmaz bir soğuk var. Neyse, biz Kars'ı dolaşmaya devam edeceğiz. Bu arada kamerayı tuttum, telefonu tuttum. Fark gözüküyor. Burasıyla ilgili, Kars'la ilgili Serhat şehri kelimesini duymuşsunuzdur. Belki bilmeyenleriniz vardır. Onu da size kısaca söyleyeyim. Serhat aslında Osmanlı zamanında sınır demek. Sınır bölgesi. Burası da Rusya ile, Kafkasya ile Osmanlı'nın sınırı. O yüzden Serhat şehri. Belki aklınıza şey geliyor. Edirne'de bir Serhat şehri. Evet, doğru bilgi. Şimdi biz buradan aşık atışması dinlemeye gidecekmişiz. Tur öyle bir şey ayarlamış. İlginç bir tecrübe olacak bizim için ve sizler için. Dışarıda donmadan arabamıza binip şu aşık atışmasına gidelim diyorum. Hadi gelin. Zayıf yaptı, dalda güven kalmadı. Şeyda bülbül figan eyler, gülde güven kalmadı. Her yaşın bir verimi var, atalar böyle demiş. Artık beynim idrak etmez, dilde güven kalmadı. Her yaşın bir verimi var, atalar böyle demiş. Artık beynim idrak etmez, dilde güven kalmadı. Kahrolası şu hayatta mutlu olamadım gitti. Ne sılada ne gurbette huzur bulamadım gitti. Çok aradım huzur nerede, bana çok uzak bir yerde. 50 küsür bir ömürde bir tad alamadım gitti. 20 ile 30 arası 40'ta olmadı çaresi, 50'sinde dert virüsü baştan salamadım gitti. Evet, Kars gezimizde ikinci gün. İkinci güne de Ani Antik Kenti ile başlıyoruz. Ani Antik Kenti, Anadolu'daki İpek Yolu'nun giriş kapısı. Eğer Anadolu'dan çıkıyorsanız da çıkış kapısı. O yüzden çok kültürlü bir yer. Burada yüzyıllar boyunca birçok medeniyet yaşamış. Birçok savaşa tanıklık etmiş. Zamanında 11. yüzyılda öyle büyük bir yermiş ki burası. Yaklaşık 200 bin kişinin yaşadığı yazılı kayıtlarda var. Ani Orta Çağ'daki şehircilik, mimarlık ve sanatın tüm gelişimini bir anda görebileceğiniz ender kentlerden bir tanesi. E tabi İpek Yolu'nun Anadolu'ya giriş kapısı olunca bir yer, çok kültürlü olması da çok doğal. Burada birçok medeniyet yaşıyor. İçeride konuşacağız. Uzun uzun kapı girişinde tutmayayım sizi. Müze kartla giriliyor. Öğretmenseniz 65 yaş üstü ve 15 mi 18 mi tam hatırlamıyorum, belli bir yaş altıysanız giriş ücretsiz. Değilse 22 TL. Hadi gelin bakalım, Ani'yi beraberce gezelim. Ani Ören yerine Aslanlı Kapı'dan giriyoruz. Neden? Bakın orada bir aslan, tabii parçaları kalmış, çok şey olmamış. Aslan figürü var. O yüzden Aslanlı Kapı'dan giriş yaptık, kent surlarından. Şimdi yavaş yavaş o kalan kalıntıları göreceğiz. Yılında UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde yerini alan Ani, Kars'a yaklaşık 48 kilometre uzaklıkta. Ermenistan sınırındaki Arpaçay Nehri kenarında bulunan Ani, yaklaşık 80 hektar büyüklüğünde bir alana sahip. Giriş surlarının uzunluğu ise yaklaşık 4,5 kilometre kadar. Efendim çok soğuk, bakın baştan onu söyleyeyim. Güneşli bir günde gelmiş olmamıza rağmen elimi hissetmiyorum. Şimdi Türklerin tarihini konuşalım biraz. Ani, Kars, Malazgirt. Türklerin Akıncı birlikleri 11. yüzyılın ikinci yarısından itibaren buradaki Bizans topraklarına gelmeye başlıyor.
Sultan Alparslan Selçuklu İmparatorluğu ilk olarak 1064 yılında o akınlar sonrasında burayı Ani'yi 25 gün süren bir kuşatmanın sonunda ele geçiriyor. Ani Bizans için önemli bir yer. Dedim ya, İpek yolunun Anadolu topraklarına giriş çıkışı burası. Hatta öyle önemli bir fetih ki, şurada kale var. Büyük ihtimalle bu soğukta oraya yürümeyeceğiz ama Ani Kalesi fethedilemez olarak düşünülüyor. Bunun üzerine, bu fethi üzerine hatta halife Sultan Alparslan'a Ebul Fetih, yani fetihlerin babası unvanını veriyor. Ani Katedrali'nin içerisindeyiz. Ani antik kentinin sembolik yapılarından. Bu önemli bir yapı. Neden önemli bir yapı? Onu da size söyleyeyim. Bagratuni hanedanlığı tarafından milattan sonra 990'lar gibi temeli atılan bir yer. Tridat ismini belki duymuşsunuzdur. Ayasofya'nın kubbesini onaran o önemli ünlü mimar Ani antik kentinde doğmuş büyümüştür. Buranın da iç cephesini ve kubbesini Tridat yapmış. Buradaki mimari başarısından sonra da Ayasofya'nın kubbesi çökünce onu o zamanki Konstantinopolis'e davet ediyorlar. Sultan Alparslan burayı ele geçirdikten sonra burayı ilk fetih namazını kılmak için kullanıyor ve ilk olarak burada namaz kılıyor. Fetih Camii olarak da sonra ismi değiştiriliyor. İçeride gördüğünüz gibi tadilat var. Güzel bir şey, sahip çıkalım. Ama ne yazık ki bu tarihi yerlerde, bu sağda solda milletin kazıyarak yazdığı yazıları görünce canım sıkılıyor. Yıllar önce biz ne demiştik Buket? Öküz yıllar demiştik değil mi? O Frig Vadisi'ni gezerken böyle güzel tarihi eserlerin üzerine isim yazanlar falan. Çok üzülüyorum. Bu bizim ülkemizin, çocuklarımızın, torunlarımızın, hepimizin sahip olduğu bir miras. Kimsenin bu mirası böyle hunharca yok etmeye hakkı yok diye düşünüyorum. Neyse, çok fazla videoyu olumsuzluğa gömmeyelim. Böyle bir canım sıkıldı ama Ani Katedrali'ni de size gösterdik. Bakın şu tepedeki açıklık, kubbe çökmüş 1300'lerdeki depremde. Herkes fotoğraf çekiyor. Biz çekmeyelim mi Buket? Çekelim. Çekelim. Hadi bakalım fotoğraf molası. Ani Katedrali'nden, Fethiye Camii'nden çıktık ama hemen karşısında 2021 yılında bulunan bir alanı göstermek istiyorum size. Ben Arkeofil'in haberinde okumuştum. Burası tahmin ediliyor ki Anadolu topraklarındaki ilk Selçuklu kümbeti ve mezarları. Çünkü ilk olarak Selçuklular burayı fethediyor ve hemen katedralin, tabi o zaman sonra cami oluyor onlar fethettikten sonra, caminin kıble yönünde buraya mezarlarını yapıyorlar. Bakın sekizgen bir yapı var şurada. Kardan izin verirse oraya doğru gidip gösteririm size. Bunlar da işte ilk Selçuklu mezarları. Ani'de. Geldik Ebul Müneçeir Camii'ne. Burası planı bilinen ve yapıldığı günden beri günümüze ulaşan en eski Selçuklu eseri. Hatta Anadolu topraklarında yapılan ilk cami. 1070, yanılmıyorsam 71-72 yıllarında inşa ediliyor. Ve burada hala duruyor. Şu an sanırım içerisini kapatmışlar cami olarak kullanmak için. İçeri giremiyoruz, kapısı kapalı. Ama Anadolu topraklarındaki en önemli Selçuklu eserlerinden bir tanesidir efendim bu. Alparslan
Burayı aldıktan sonra buradaki aşiretlere bırakıyor. Kürt aşiretlere bırakıyor buranın yönetimini. Bu Ebu'l-Müneccir'de yanılmıyorsam onların yöneticisi, o yaptırıyor bu camiyi. Ve caminin etrafında da çok büyük bir pazar alanı var. Şu an arkeolojik kazı alanı olduğu için içerisine giremiyoruz. Ama burada pazar yerlerini görebilirsiniz. Roma'da biz bunu hani agora olarak görüyorduk romantik kentlerine gittiğimizde. Burada da böyle büyük bir pazar alanı var. Evet. Turla geldiğimiz için vaktimiz çok az. Çıkışa doğru yürürken karşımıza Ani'nin o simgesel yapısı olan Polatoğlu Kilisesi çıkıyor. Tahminen milattan sonra 980 yılında Prens Pahlavuni tarafından yaptırılan bu kilise hala Ani Ören yerinde ayakta duruyor. Tam çıkışa doğru yürürken bu ateşgedeleri gördük. Şöyle arkamda size göstereyim. Bunlar ateşgede. Ya Perslerden ya Sasanilerden kalma. Zerdüştlerin, ateşe tapanların ibadet yeri. İçerisi çok büyük. Buraya gelecekseniz, özellikle böyle kar yağdığında, kışın gelecekseniz sıkı giyinin. Eldiven, bere, bunları halledin. Ve etrafı dolaşın. Yani tek bir yol yok. Aralardan girdiğiniz çarşılar falan var. Ateşgedeleri de size göstermek istedim. Çok güzel bir yer değil mi? Evet. Evet efendim, şimdi de geldik Çıldır Gölü'ne. Muhteşem bir yer. Doğu Anadolu bölgesinin en büyük gölü. Hop, şimdi aranızdan düşenler oldu. Ya hayırdır, Van Gölü var. Haklısınız ama Doğu Anadolu'nun en büyük tatlı su gölü. Van Gölü neydi? Sodalı bir göldü. O yüzden hani sodasını, tatlısını bir yere bırakırsanız, sizin dediğiniz gibi Van Gölü'nden sonra bu bölgenin en büyük ikinci gölü. Burası senenin 2 ayı, 3 ayı donuyormuş böyle gördüğünüz gibi. Şu an ben gölün üstünde yürüyorum. Donduktan sonra da burada işte ata biniliyor, kızaklara biniliyor, burada faytonlara biniliyor. Yani buraya gelenlere bir aktivite var. Bakın mesela arkamda birisi ata biniyor. Az önce Buket ata bindi. Ani için soğuk demiştim ya, Ani'ye soğuk demiyorum, vazgeçtim o bilgiden. Çıldır gerçekten çok soğuk. Buradaki beyefendi 123 kilometre kare bir alan dedi. Etrafı açık, dolayısıyla çok rüzgarlı. Buraya gelecekseniz mutlaka ama mutlaka bu mevsimde berenizi, eldiveninizi, içliğinizi falan fıstık, onları hallederek gelin. Şimdi biz burada bir sarı balık yedik. Sarı sazan mı diyorlar, sarı balık mı diyorlar. Onu içeride yedik, sonra da Çıldır Gölü'nde dolaşıyoruz. Ne yazık ki bu videomda çok fazla yemek koyamadım. Çünkü yani, turla gidiyorsun ve 20-30 kişi aynı masaya oturuyor. Vakit var. Hızlıca yemekler arasından seçim yapman gerekiyor. Bu da çok fazla video çekmek için uygun bir ortamı bana sağlayamadı ne yazık ki. Şimdi Çıldır'dan çıktık, geldik. Hoş çekiyorsun. Geldin. Kars merkeze. Ay, burası sıcacıkmış Çıldır'dan sonra değil mi Buket? Vallahi içimiz soğuk, kavramımız değişti. Efendim şimdi Kars merkezde geldik Fethiye Camii'ne. Burası aslında Rusların 19. yüzyılda burayı işgal ettikleri zaman, Kars'ı işgal ettikleri zaman Aleksandr Nevski adına yaptıkları bir Ortodoks kilisesi. Çünkü şurada Kazak askerlerin bir askeri yeri var, garnizonu. Hatta şu anda
bizim askeriyemiz kullanıyor. Onlar için yapılmış bir kilise. Biz burayı Rus işgalinden kurtardığımız zaman camiye çevriliyor. Şu anda cami olarak kullanılıyor. Güzel bir yapı. Hani ilk baktığında daha da eskilere gidiyormuş gibi böyle. Hep bu bazalt taş, volkanik taş. İşte Diyarbakır gezimi izlediyseniz hatırlarsınız belki. Böyle daha eskilere işaret ediyor ama bu yeni. Yeni bir bina. Yine Baltık mimarisiyle inşa edilmiş. Konuştuk ya hani Kars'ta Rusların bu Baltık mimarisi her yerde. Fethiye Camii'nde olduğu gibi. Sizle beraber Kars'ı gezmeye devam edelim. Kars'ta ikinci gün, birinci gün yarım oldu. İkinci gün daha dolu dolu geçti. Hadi gelin bakalım. Dünyaca ünlü, Türkiye'de sadece Kars'ta imal edilebilen bir peynir çeşidi gravyer peyniri. Adını İsviçre'nin Gruyer kasabasından alan, Rusların Kars'ı işgaliyle beraberinde Amerikan sanayi devrimini yakalayabilmek için Kars'a getirilen Alman David Moser denen bir şahsın Kars'ın birkaç noktasında yapımına başladığı bir peynir çeşidi. Gözeneklerindeki probiyotik bakteri sayesinde dünyada içerisinde en çok bakteriyi bulunduran peynir çeşididir. Tek peynir çeşididir. Şimdi Kars gezimizin ikinci gününde artık akşam oldu. Biliyorsunuz Kars doğu ilimiz, o yüzden güneş erken gidiyor. Yarın çok farklı planlar olabilir. İnanın şu an biz de turun ne yapacağını bilmiyoruz. O yüzden büyük ihtimalle bir 5-10 saniye sonra yarın ne yapacağımızı siz bizden daha hızlı öğreneceksiniz. Hadi bakalım. Kars'ta ikinci gün bitti. Üçüncü günde görüşeceğiz. Üçüncü gün biraz farklı bir konsepte sahip. Kars'ı gezmeyeceğiz. Şimdi Doğu Ekspresi geliyor. Kars tren garındayız. Saat yaklaşık 7'yi 5 geçiyor. Sabah bayağı ayaz var. Şimdi Doğu Ekspresi'ne bineceğiz ve Erzurum'a gideceğiz. Erzurum'dan da turu bitirip İstanbul'a döneceğiz. Şimdi Doğu Ekspresi zamanı. 4 saatlik bir yolculuk. Hadi bakalım. Trende görüşürüz. Ankara'dan Kars'a muhteşem manzaralar eşliğinde uzanan yaklaşık 25 saatlik bir yolculuk. Doğu Ekspresi. Bizim yolculuğumuz ise Kars'tan başlıyor. Yolculuk boyu bembeyaz örtüyle kaplı tepelerin, düzlüklerin arasından geçiyoruz. Bembeyaz bulutların da havayı kaplamasıyla ufuk çizgisi kaybolup gidiyor algılarımızda. Doğu Ekspresi muhteşem manzaralar eşliğinde bir tren yolculuğu sunuyor size. Bunu bütün içerik üreticilerinden görüyoruz. Ama görmediğimiz bir de madalyonun diğer yüzü var. Öncelikle gittiğiniz tura tren biletinizin numaralı ya da numarasız olduğunu mutlaka sorun. Biz 50 kişilik vagona yaklaşık 150 kişi bindik. Allah'tan bizim gittiğimiz tur daha iyiydi ve biz bir sorun yaşamadık ama geri kalan 100 kişiye ne olduğunu ben burada söylemeyeyim. İkincisi tuvaletler gerçekten hiç hijyenik değil. Hani uzun yolculuklarda bunu hesaba katın. Üçüncüsü ise yemekli vagonda pek yer bulamıyorsunuz. Çünkü ayakta kalanlar yemekli vagonda gidebiliyor. Bunları da konuşmak lazım değil mi? Erzurum'daki ilk durağımız Erzurum Kongresi'nin yapıldığı bu bina. Erzurum Kongresi'ni konuşalım biraz. Milli mücadeleyi. Atatürk ilk Osmanlı ordusunun bir mensubu olarak biliyorsunuz Samsun'a gidiyor. Orayı hem teftiş etmek hem kontrol etmek amacıyla. Fakat tabii ki aslında altında önemli bir plan yatıyor. Vatanı, milleti bu işgal kuvvetlerinden kurtarmak. Samsun'dan sonra Amasya'ya geçiliyor. Amasya'da Atatürk'ün bu hareketinin, başlattığı hareketinin mahiyeti 3 aşağı 5 yukarı belli oluyor. Oradan sonra da geliyoruz Erzurum Kongresi'ne. Erzurum Kongresi Atatürk'ün sivil olarak katıldığı ilk kongredir. Artık Osmanlı, İstanbul hükümeti ne yazık ki Atatürk'ün yakalanmasını emretmiştir. Bu binada Erzurum Kongresi'nin yer aldığı, yapıldığı bina. Erzurum Kongresi neden önemli? Onu da size kısaca anlatayım. Aslında mahalli bir kongre. Burada işgal altındaki 5 tane vilayetten delegeler geliyor. Fakat alınan kararlar çok milli. Bütün vatanın, milletin bölünemez bütün olduğunu, işgal altından kurtarılması gerektiği işte bu kongrede atılıyor. Ben sözü fazla uzatmayayım. İçerisi zaten bize o günleri, o anları, o tarihleri gösterecek. Hadi gelin bakalım bu Erzurum Kongresi'nin yapıldığı binayı beraber gezelim. Buyurun.
Erzurum Kongresi sırasında belki de yaşanan en önemli olaylardan biri Mustafa Kemal'in Mazhar Müfit Kansu'ya gizli olmak şartıyla aldırdığı nottur. Mustafa Kemal der ki, zaferden sonra hükümet biçimi cumhuriyet olacaktır. Bu bir. İki, padişah ve hanedan hakkında zamanı gelince gereken işlem yapılacaktır. Üç, fes kalkacak, uygar milletler gibi şapka giyilecektir. Dört, Latin harfleri kabul edilecektir. Efendim şimdi kongre binasından çıktık. Turum bizi getirdiği yer gel gör ca kebap. Burada güzel bir ca kebabı yiyeceğiz. Şimdi Erzurum'a kadar gelip bunu yemeden dönmeyecektik herhalde. Bakalım ca kebap nasılmış. Bu arada ben Erzurum'a tekrar geleceğim. Turla bugün bir görme amacıyla geziyoruz. Tavsiyeleriniz varsa bu ca kebabı yiyecek aşağıya yazmanız lazım, tamam mı? Hadi gelin bakalım nasılmış bu ca kebabı. Ca kebabına gömüleceğiz. Ufak bir bilgi verelim. Ca kebabının adı nereden geliyor? İşte bu eti tattıkları şiş demeyelim dedi. Abi o konuda hassas. Ca. Bu alete ca diyorlar. O yüzden ca kebabı. Et dönerin yatayı gibi düşünebiliyoruz. Açlıktan ölmek üzereyim. Çok iyiymiş ya. Mufet biz bundan kaç tane yeriz? Bilmiyorum. Ben küçükken yemiştim bundan ama hatırlamıyorum o kadar. Yani. Çok güzel. Yağlı olması, etin çok, çok güzel. Odun ateşinde pişiyormuş bu arada. O yüzden güzel. Efendim, bana afiyet olsun. Ben şu cah kebabını gömeyim. Sonra sizle beraber Erzurum'u gezmeye devam edeceğiz. Efendim şimdi Yakutiye Medresesi'ne gireceğiz ama size buradaki Orta Asya Türklerinin hayat ağacını göstermek istiyorum. Bu motif Orta Asya'dan gelen Türklerin birçok yapısında görebileceğimiz bir motif. Aşağıda iki tane pars var. Ortada hurma ağacının dalları ve yukarıda da aslında iki başlı ama şu an tek başlı bir kartal. O başın bir tanesi Selçukluların kendisi tarafından kırılıyor. Çünkü hem doğuya hem batıya bakıyor her iki tarafında hakim olduğu için. Fakat zamanla doğudaki hakimiyet bitince doğuya bakan kartal kafasını Selçuklular kırıyor. Yakutiye Medresesi 1310 yılında İlhanlı hükümdarı Sultan Olcaytu zamanında yaptırılan geleneksel Selçuklu mimari tarzında bir medresedir. Anadolu'daki kapalı avlu medreselerin son örneklerinden de bir tanesidir. Erzurum'un simgesel yapısı. Çifte minareli medrese. Muhteşem bir yapı değil mi? Daha kapı girişinde insanı büyülüyor. Efendim tarihi konuşalım öyle gezelim sizlerle. Burası 1253'te Anadolu Selçuklu hükümdarı, 1. Alaaddin Keykubat'ın kızı Hüdavent Hatun tarafından yaptırılıyor, temelleri atılıyor. Yanılmıyorsam 23 metreydi. 26 ise affedin. İki tane üzerinde muhteşem çini işlemeleri olan minare var girişte görüyorsunuz. İçerisi de keza gördüğünüz gibi çok güzel Anadolu Selçuklu'nun o işleme örneklerini barındırıyor. Restore de edilmiş, güzel restore edilmiş. Ben şimdi biraz susayım. Şu çifte minareli medresenin enerjisine, güzelliğine, huşusuna beraberce varalım. Ne dersiniz? Hadi gelin bakalım.
Şimdi size Erzurum'da bir kaldırım göstermek istiyorum. Kol, bacak ve netice kırma garantili. Full buz gördüğünüz gibi. Buradan başlıyorsun aşağı kadar tam gidiyor. Ya bu Kars ve Erzurum'da kaldırımlarda böyle bir sorun var. Bir de tabii buradan saçaklardaki sarkıkları size anlatamam. Adam öldürür yani. O yüzden kışın geliyorsanız saçakların altından yürümeyin. Bir, kaldırımlarda böyle buz kütleleri görebilirsiniz. İki. Geldik Taşyan'a, bilinen adıyla Taşyan. Rüstem Paşa bedesteni. Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamı. 16. yüzyılda yaptırıyor burayı. Burada oltu taşı imal ediyorlar işte. Gümüş, altın, kuyum işleri burada. Alt katında imalathaneler, Alt katında imalathaneler var. Gelip gezebilirsiniz. Buradan oltu taşı, güzel bir tesbih, kolye veya herhangi bir takı alabilirsiniz. Bir bakalım nasıl bu Taşyan. Hadi bakalım. Efendim şimdi Taşyan'da dolaşıyoruz. Burada tabii dedim ya size çok güzel oltu taşı, tesbihler veya takılar var diye. Buket'le hemen bir mağazaya girdik. Abimizin yanına geldik bir oltu taşı tesbih almaya. Ben de abi yakalamışken sorayım dedim. Abi kolay gelsin. Ne kadar süredir bu oltu taşı buralarda böyle yapılıyor, satılıyor? Oltu bizim memlekete özgü bir taştır. Dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan nadide bir özel bir taştır. Bakın yani şey gibi, buradan taş gibi görüyorsunuz ama kömürden hafif bir yapısı var yani. Öyle efendim. Çoğu vatandaşımız bu oltu taşını ağır bir şey biliyor. Çok hafif. Çektikçe vücuttaki elektriği alır, pozitif bir enerji verir, insanı dinlendirir. Çok özellikli bir taştır efendim. Daha çıkması da biraz zor bir şeydir. Öyle kolay bir, hemen basit bir şekilde çıkan bir şey değildir. Hem taşın çıkışı, hem işlenmesi, işlenmesi hem çok sanatı. Devam ediyor mu abi çıraklık, yani usta çıraklık şu eskisi gibi değil. Bak Türkiye'nin neresine gitsek bu usta çırak ilişkisi telkarda böyle yavaş yavaş bitiyor değil mi abi? Yani şimdi herkes çocuğunu benim doktor olsun oğlum, benim işte kızım işte öğretmen olsun bilmem ne, ama hiçbiri pek böyle el işine sanatına pek yönelmiyorlar. Sahip çıkmamız lazım ama. Buradan biraz zorlanıyoruz. Ne yazık ki o da tarihte böyle bir sıkıntı yaşıyor. Abi çok teşekkür ediyoruz vallahi, seni yorduk anlattın bize. Biz de oltu taşımız, tesbihimizi aldık buralara kadar gelmişken. Efendim Erzurum'da artık gün battı, güneş gitti, soğuk oldu. 2 saat sonra uçağımız var, İstanbul'a döneceğiz. Gezdik, bitirdik. Erzurum güzel bir yermiş. Buraya güzel. Birkaç gün daha ayırabilirdik ama tabii tur olunca böyle oluyor. Zaman kalmıyor, dönüş vakti. Nasıl geçti tur? Kars, güzel Erzurum. Geçti. Hızlı böyle hemen her yeri gördük. Tur olunca tabii hızlı oluyor. Biz normalde bir anide kaç saat kalırdık biz daha? Umarım siz de keyifle izlemişsinizdir. Elimizden geldiğince gördüklerimizi size tarihi bilgileriyle, sohbetiyle anlatmaya çalıştık. Kanala ilk defa geldiyseniz YouTube kanalı var arkadaşın. Artık bir YouTube kanalım var benim de. Bizim benim bu videoya koymadığım veya kamera arkasındaki boygoylarımız, muhabbetlerimiz Buket'in kanalında. Yani, onu da izleyin. Başka başka şeyler de anlatıyorum. Bir bakın bence. Bakın bence. Çok güzel. Bu arada ben niye senin çayını içiyorum ki? Bu senin çayın. Çünkü bir de çekerken benim çayımı da içiyorsun. Efendim izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Artık başka bir gezide, başka bir vlogda tekrar görüşeceğiz. Kanala abone olmak, düşüncelerinizi, fikirlerinizi, Kars ve Erzurum'la ilgili bilgilerinizi paylaşmak ücretsiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek bye üzere. Bay bay. Ben şu börekten bir tane daha alayım mı? Video bittiyse. Video bitti. Börek çok iyiymiş ama. Kutlama şekerimizi de aldık. Birazdan çay içeceğiz bundan. Bunu koyma, ben ağzımı bakıtma. Allah'ım yarabbim. Dertliler yarasız olmaz, tabipler çaresiz olmaz. Çekim fotoğraf parasız olmaz, Serhat Gazan olmaz.